Bu gibi durumlarda siz oyuncularınıza ya çocuklar topu ileride kaybettiğiniz zaman hemen saldırın mı diyorsunuz yoksa bunun çalışmasını özel yapıyor musunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Özel bu sizin yapıyoruz. futbolunuzda çok etkili bir yöntem. Şimdi bu Bupenzi'ye bakıyorsunuz. Sizin transfer ettiğiniz bir oyuncu. Geçen sene 8 maçı var. Golü yok neredeyse. Bir önceki sene de bir golü var. Yani son 2 Evet. yılda bir gol atmış bir oyuncu. Nasıl onu karar verdiniz almaya? İnsanlara sunulan maçlar keyif vermesi gerekiyor. Yani orada yoksa sıkıcı sıkıcı 10 kişiyle savunma yapıp da sırf skora yönelik oynamak beni çok mutlu etmiyor. Mesela bunu eğer Tuchel'in yanına gitmemiş olsanız belki böyle bir şey aklınıza gelmeyecektir, değil mi? Kesinlikle hiç gelmeyecek. Çünkü Türkiye'de benim futbolcu döneminde hiç gördüğüm bir metot değildi Çok mesela. iyi. Roger Schmidt'ten de mesela çok beğendiğim şeylerden birisi. Bu öndeki baskıda hiçbir zaman baskıya giden arkadaşlar geriye düşünmemesi hani böyle arkada ne doğru baskıya kararlı gitmesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu nazik daveti kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Siz teknik direktörle adım atmadan önce dünyanın sayılı teknik direktörleriyle görüşme yaptınız. Evet. Bize oradaki şeyden bahsedebilir misiniz? Kimden en çok etkilendiniz mesela? Kimlerle görüştünüz? Ben buradan geçiş yapayım Orhan Hocam. Şimdi ben 2013 yılında aktif futbol hayatımı bıraktıktan sonra hiç aralık vermeden Ertuğrul Hocam'ın yanında yardımcı hoca olarak göreve başladım. 1,5 yıl Eskişehirspor'da görev aldığım yanında. Sonra Bursa'ya birlikte geldik. Bursa'da da bir sezon beraber çalıştıktan sonra ben Ertuğrul Hocam'dan iznimi istedim. Çünkü artık bu yola tek başına devam etmek istediğimi, birinci hoca olarak görev yapmak istediğimi kendine ilettim. Sağ olsun, teşekkür ederim bir kez daha. Ertuğrul Hocam'ın yanında da bu süreçte çok şeyler öğrendim. Sonra bu ikili ilişkilerle yurt dışında önce işte Dortmund'a gittim. Jürgen Klopp döneminde Jürgen Klopp'un antrenmanlarını izleme fırsatım oldu. Kendisiyle tanışma fırsatım Çok oldu. iyi. Sonra Bayer Leverkusen'e Roger Schmidt'in yanına gittim. Orada yanında biraz kaldım. Orada da o dönem Ömer Toprak, işte Hakan Çalhanoğlu ile ikili ilişkilerimi kullanarak, onu kullanarak gittim. Borussia Mönchengladbach'a gittim. Lucien Favre döneminde orada yanında kaldım. İşte onunla birlikte hem tanışma hem antrenmanlar izleme fırsatı buldum. Devamında da benim milli takımda hocalığımı yapan Gus Hiddink, Chelsea döneminde antrenörlük yaparken Chelsea'ye gittim. Yaklaşık 3 hafta Chelsea'de kaldım. Orada hem kendisiyle sohbet etme fırsatı bulurken antrenmanları, işte o diğer bölümleri, scouting bölümlerini, analiz bölümlerini gezme ve orayla kendimi geliştirme fırsatı buldum. Hani bu şeyleri yaparken tamamen bugünlere yatırım yapmış oldum. Çünkü öğrenmeye, kendimi geliştirmeye çok meraklıyım. Hiçbir zaman futbolculuk döneminde de benim ben oldum, ben bu işi en iyi biliyorum değil de neyi nasıl nerede daha iyi öğrenirim, kimlerden bu şeyleri daha iyi öğrenirim. Ve bugün saydığım az evvel hocalar bana göre dünyada, Alman futbolunda olsun, gerçekten çok önemli yerlerde, çok başarılı kariyerleri var ve çok saygı duyduğum hocalar. Hangi sizi en çok etkiledi? Ya açıkçası hepsinden bir şeyler, çok farklı şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Bunlar tabii çok farklı hoca tipleri. Mesela Klopp çok büyük bir motivatör, inanılmaz oyuncularını motive ediyor. Çok iyi bir oyuncularla ikili ilişkileri var. Değil mi? Tuchel mesela daha fazla çok mükemmeliyetçi, ama mesela diyalog konusunda biraz sıkıntılar var. Biliyorsun Evet, Borussia evet. Dortmund'da da o dönemde o sıkıntılardan ayrılması Kesinlikle haklısınız. gerekiyordu. Ama mesela mükemmeliyetçi olarak aralarında belki de en mükemmeliyetçisi Thomas Tuchel'di. Çünkü adam neredeyse sıfır hatayla antrenmanlar istiyordu. Hani ben bir antrenmanına şahit oldum. Mesela çok dar alanda bir pas çalışmaları yapıyor. Türkiye'de bizim de daha önce işte çalı futbolcuk döneminde yaptığımız çalışmaları. Oyuncular neredeyse o dar alanda 10-10, hani imkansız bir 40-50 pas yaptı, ama 50. pastan sonra bir oyuncunun böyle biraz laubali pasıyla işte top kaybından sonra o antrenmanı durdurup oyuncuya inanılmaz ağır bir şekilde, işte böyle hakaret şeklinde bir fırçalaması oldu. İşte o hafta sonu çok önemli maçımız var, sen niye işi ciddiye almıyorsun? Ha, Türkiye'de o dar alanda bir 50 pas yapmak imkansız neredeyse, ama o kadar mükemmeliyetçi. Zaten orada bulunduğum dönemde Nuri Şahin'le de beraber olduğumuz dönemlerde de sürekli merak ediyordum. Hani özellikle Tuchel'le Klopp'un arasındaki
fark ne diye sorduğumda Nuri Şahin de zaten aynı şeylerden bahsediyordu. Diyordu ki evet Jürgen Klopp oyuncularla çok daha yakın, çok daha iyi ikili ilişkileri olan oyuncuların en yüksek performansını motivasyonla yükseltiyor. Tabii ki antrenman drilleri olsun veya oyun felsefesi çok önemli ama Tuchel diyordu mesela ne Mourinho'da gördüğüm, ne İngiltere'de Liverpool'da oynadığım dönem veya ne de Tuchel'e dönediğim mükemmeliyetçi, inanılmaz böyle detayına kadar rakibi analiz eder ve detayına kadar oyunu kafasında maçtan önce yaşayan bir oyuncu olarak kendisini anlattı. Gerçekten onu da antrenmanlarda da yakından görmüştü. Gus Sidding zaten Chelsea döneminde gittiğimde zaten Gus Sidding çok dünyaca ünlü takımlarda, milli takımlarda başarılara imza atmış, çok önemli bir kariyere sahip ve gittiğim dönemde işte orada çok önemli oyuncularla çalışıyordu. Ve açıkçası orada çok oyuncuların da hocanın işini tabii kolaylaştırıyordu. Ama orada mesela o gittiği dönemde konuştuğumda bana özellikle kapalı savunmalara karşı pozisyon bulmakta sıkıntı yaşadığını ve ona yönelik bu dönemde çalışmalarını gördüm. Özellikle mesela bugün bakıyorsunuz oturmuş savunmalarda bu bloklar arasına girmek veya savunma arkasına girmek çok kolay olmuyor. Ona yönelik çok detaylı çalışmalarını izledim, görme fırsatım oldu. Dediğim gibi her hocanın kendine farklı. Hiddink'te bıraktınız kesin alayım. Düşük profilli bir takımın hücum futboluyla ligin 6. sırasında gelmesi benim çok şahit olduğum bir durum değil. Genelde bu gibi durumlarda çok da başarılı olamıyorlar. Alttan gelen takımlar bu hücum futbolunu devam ettirdiği takdirde. Siz Saki'yi geriye çekip orada bir hani klasik bir 6 numara kullanmayıp gerçekte sol açık olan Ribery'yi oraya merkeze alıp yani bir oyun şeklini değiştirip hücum futboluna geçiş yaptınız. Ligin ikinci ya da üçüncü yani belli bir haftasından sonra ve bunda da çok başarılı olduğunu sizin maçlarınızı izlemek aşırı keyifli. Bunu nasıl böyle kendinize güvenerek bunu yaptınız? Ben bunu merak ediyorum. Orhan Hocam burada şimdi tabii ki benim bu işe başlamaya karar verdiğim zaman ben kendime bir oyun felsefesi kuracağımı ve gerçekten oynarken oyuncularımın keyif alacağı, izlerken izleyicilerin keyif alacağı bir futbol yaratmaya çalıştım. Burada açıkçası cesaretli futbolu tercih ettim. Çünkü kapanıp savunmada işte 10 kişiyle bekleyip sırf kontratağa çıkmak bana açıkçası dışarıdan izlerken çok keyif vermiyor. Oynattırmak istediğimiz futbola yakın oyuncuları önce tespit etmeye çalıştık. Burada tabii Özcan hocamızın, işte İsmail hocamızın daha önce Afrika kupalarına, Güney Amerika'ya, Portekiz'e, benim de o dönem işte Portekiz'e boş zamanlarında gidip de canlı izleme ve oyunculara, beğendiğimiz oyunculara öncelik verdi. Tabii bu belli bir süreçti. Bu süreçten sonra tabii hazırlık kampında bu oyuncularla... Bir şeyle lafınızı keseceğim. Önce felsefeyi belirlediniz. Tabii. Ona uygun oyuncuları daha sonra seçtiniz değil mi? Yani siz oyuncuya göre hani şunu aldık, bunu aldık, bunlardan şu oyunu oynamak yerine önce bir felsefe belirlediniz ve o felsefeye uygun hangi oyuncu olabilir diye değil mi? Bu çok önemli bir fark çünkü genel olarak baktığınız zaman. Tabii benim felsefemde hücum futbol oynarken tabii buna da malzeme lazım, oyuncu grubu lazım. Şimdi her oyuncu grubuyla aynı felsefeyi oynayamazsınız. Elinizdeki eğer oyuncu grubu buna müsaitse, bunu oraya çevirebiliyorsanız, oyuncuları ona doğru yönlendirebiliyorsanız zaten işiniz kolaylaşıyor. Zaten dediğim gibi bu süreçte o oyuncuları tercih ederken başta tabii ki kamp dönemi beraber olamadığımız için ve ligin ilk 4 haftası çok zorlu bir fikstür çektiğimiz için ve benim gibi bir hocanın burada özellikle bir de ilk defa tarihinde Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması ve burada tabii ki bir 4 haftalık zorlu bir süreç vardı. Burada da mantıklı olmamız gerekiyordu. Pragmatik bir anlayış değil mi orada 4 hafta? Burada ben kesinlikle İlk 4 hafta ya bu 4 maçtan kötü sonuçlar çıkarsa işimden olur muyum? İşte Süper Lig tarihinde ilk defa çıkan bir Hatayspor'un o kadar hani beklentisine belki insanlara bir hayal kırıklığı yaşatır değil. Ama mantık var. Burada transferlerin tercihlerini uzun sürmesi, bize gelmesi, bize uyum sağlaması belli bir süreçti. Onun için ilk başta biz bu transferler gerçekleştikten sonra zaten çok kısa bir süre sonra lig başladı. Hatta lig başladıktan sonra da birkaç COVID. Tane oyuncu daha geldi. Yani daha tamamen kadromuz lig başlanmasıyla beraber daha şu an oluşturmamıştık.
Burada ne yaptık? Dedik ki biz önce bunun savunma kısmını öne alalım. Burada topun arkasında takım halinde nasıl durmamız gerekiyor? Burada işte zaman zaman ikinci bölgede, zaman zaman birinci bölgede iyi savunma yapıp kazandığımız toplarla da çabuk hücuma çıkmayı denedik. Ona yönelik çalışmalarımız yaptık. Oyuncularıma da bunu anlatırken bunun nedenini de anlattım. Oyuncular çünkü bu bana göre iletişim çok önemli. Çünkü oyuncuların karşısındaki hocayı önce anlattıklarıyla ya antrenmanda yaptıklarıyla... Bir şey söyleyebilir miyim bununla ilgili? Lafınızı kesiyorum hemen. Tabii. İki tane detay var. Çok siz de biliyorsunuz. Julian Nagelsmann dedi ki Almanya'nın taktik dehası olarak geçiyor biliyorsunuz, evet. Leipzig'in başında. Evet. Çok genç yaşta çıktı. Sizin gibi genç bir hoca. Taktik, teknik direktörlükte teknik direktörlüğün %30'u taktik, %70'i sosyal kompetans dedi. Yani sosyal iletişim becerisi dedi. Ve geçenlerde Diouf'un hakkınızda bir söylemi vardı. Fanatik gazetesindeydi galiba yanılmıyorsam. Alex Ferguson'dan sonra beni iletişimiyle en çok etkileyen hoca Ömer Erdoğan'dır tarzı bir şey. O yüzden ben hem size şunu soracağım. Bir teknik direktörlükte ne kadar önemli bir iletişim? Yani rolü nedir? %70 midir? Diouf'un dediği gibi. İletişimi tabii daha böyle geniş açılabilir. Yani, sırf iletişim anlattıklarınızla, uyguladıklarınızla değil. Şimdi bunun karşılığını aldığınız zaman zaten iletişimin doğru olduğunu görüyorsunuz. Bir de bu iletişimi kurarken burada 20 tane, 25 tane farklı oyuncu grubundan bahsediyoruz. Her oyuncu aynı iletişimi kuramıyorsunuz. Bazı oyuncular çok daha hassas, bazıları mesela eleştiriye daha çok açık. Bu konularda da ben açıkçası yurt dışına işte bu hocaların yanına gittiğim, çok dikkat ettiğim konulardan da bir tanesi buydu. Yani oyuncularla iletişimleri ne türlü, ne şekilde ona çok önem veriyorum. Dediğim gibi oyuncularıma bu iletişimde bu başlangıç sürecinde özellikle topun arkasında bekleyip de o ilk 4 haftalık süreçte hem birbirimizi tanıma, hem oyuncuların birbirini tanıma aşamasında, hem oyuncuların özellikle yabancı oyuncuların ligi tanıma aşamasında bir güvenlerini kazanmamız gerekiyor. Bu güvende en fazla alacağımız sonuçlarla ve anlatacağımız gelecekle ilgili çok önemli bilgilerle. Çünkü oyunculara ben bu oyunun sürekli oynayacağımızı değil, bundan sonraki süreçte de işte biz birbirimizi tanıdıkça fiziksel durumumuzla bizim oynatmak istediğimiz oyuna müsaade ettikçe o zaman bu oyuna geçeceğimizi anlattım. Çünkü ben şimdi özellikle bu Gegenpress'e çok önem veriyorum. Ya ben onu soracaktım. Hatta evet. Orada da şey yapayım. Çünkü en son Kasımpaşa maçıydı. Evet. Çok merak ettiğim bir konu olduğu için soruyorum. Kasımpaşa'nın ikinci golü. Geçtiğimiz günlerde derbi analizde de gündeme getirmiştik. Kasımpaşa maçında attığınız ikinci golden önce hücumda 3 kez topu kaybedip Gegenpress'le geri kazanıyorsunuz. Evet. Benim merak ettiğim konu şu. Bu gibi durumlarda siz oyuncularınıza ya çocuklar topu ileride kaybettiğiniz zaman hemen saldırın mı diyorsunuz? Yoksa bunun çalışmasını özel yapıyor musunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu sizin futbolunuzda çok etkili bir yöntem. Sürekli hücum etmenizin en önemli sebeplerinden birisi. Özellikle biz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Şimdi rakibi analiz ederken rakibin bazı zaaflarını da bulmaya çalışıyoruz. Özellikle mesela hangi stoper daha teknik, daha iyi topla hücuma çıkabiliyor veya hangi ayağı daha güçsüz. Ona yönelik zaten biz oyuncularımızı yönlendirme yapıyorsunuz. Analizlerle anlatıyoruz. Özellikle öndeki hücumdaki oyuncular Diouf'la başlayarak diyoruz ki bak bu oyuncunun şu ayağı güçsüz, şu şekilde oyuna dribbling yaptığında top kaybetme riski daha fazla. Onunla birlikte stoper o oyuna çıkarken vereceği genellikle ilk pası dışarıya mı atıyor, içeriye, merkeze mi atıyor? Merkeze attıysa hangi oyuncuya atıp hangi oyuncumuz oraya baskıya gidecek ve ikili sıkıştırmaya gidecek. Tabi bununla da bitmiyor. Çünkü topu kazandıktan sonra da bir aksiyon devam ediyor. Ama burada önemli olan burada hem sayısal anlamda kaç kişiyle biz baskıya gitmemiz gerekiyor, kimler baskıya gitmesi gerekiyor ve hangi tarafa doğru baskı yapmamız gerekiyor. Bunlar bu işin de tabii ki detaylı kısmı. Hani sırf baskıya gitmek için arkadaşlarımızı baskıya göndermiyoruz. Dediğim gibi hangi yöne yönlendirecek, yönlendirdiği zaman arkasındaki oyuncu nereye doğru pas yolunu, pas kanalını kapatıp nerede baskıyı ne zaman yapması gerektiğini oyunculara hafifçe çalıştırıyoruz. Her rakibi de bu farklı oluyor. Zaman zaman bir kişiyle o baskıyı yapıyoruz. Zaman zaman 2-3 kişiyle baskıyı yapıyoruz. Tabii bu rakibi analiz ederken
bu noktaları, bu şeyleri, rakibin zaaflarını tespit edip ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Hafta sonunda maçta da uygulamaya çalışıyoruz. Genellikle de oyuncular bunu sağlıklı, doğru bir şekilde uyguluyor. Ya gerçekten, çünkü ben sizin Hürriyet'e Trabzonspor maçlarını yazıyorum normalde. Evet. Mesela benim en çok hayran olduğum Hatayspor performanslarından birisi kaybettiğiniz bir maç. Trabzonspor'a karşı. Ama bir duran toptan muhteşem bir kafayla gol attılar. Evet. Ama maçın tamamına hakim olan Hatayspor olması bir yana 8 kişi ileride. Her iki beki de ileride. Ve orada kaybediyor, tekrar kazanıyor. Kaybediyor, tekrar kazanıyor. Ve inanılmaz bir performans. Beni çok etkilemişti ama biraz daha başa döneceğim. Çünkü şu da çok merak ediyorum baktığım zaman. Siz şimdi felsefenizi belirledip ona göre oyuncu aldığınızı bahsettiniz ama şimdi bu Penze'ye bakıyorsunuz. Sizin transfer ettiğiniz bir oyuncu. Geçen sene 8 maçı var. Golü yok neredeyse. Bir önceki sene de bir golü var. Yani son 2 yılda bir gol atmış bir oyuncu. Nasıl onu karar verdiniz almaya? Benzer şekilde Diouf Stoke City'de 8 maç, 7-8 maçı hiç ilk 11 yok. Hadi Diouf'u biraz tanıyabiliriz. Hannover United ama bu Penza işte ne bileyim diğer oyuncular bu 17 gol attı şu anda bu Penza ama önde ondan önce 2 yılda 2 golü var. Niye bakarak aldınız? Siz herhalde izlediniz. En son kararı veriyorsunuz. Bopenza olayına gidersek, Bopenza'yı evet istatistiklere bakılırsa gerçekten son 2 senesi çok başarılı geçmemiş. Sıkıntılı bir süreç yaşamış. Oynayamamış. İşte, ama potansiyeli olan bir oyuncu. Bu oyuncuyu tabii bize menajerler tarafından önerildiğinde biz de burada görüntülerde bir daha analiz ettiğimizde evet potansiyeli var ama kullanamıyor. Ve açıkçası çok maliyetli bir oyuncu olmadığı için bu transferi risk transferi olarak yaptık. Çünkü buna çok büyük bonservisler verip bu şekilde alınması çok sağlıklı olmaz. Özellikle yeni çıkmış bir kulüp için ama maliyeti uygun ve potansiyelini fark ettik. Oyuncunun özellikle topla ilişkileri, güçlü olması, birebir aksiyonlarında oyunu rakibi geçip işte şut atma özelliğini gördük. Dedik ki biz bu oyuncuyu daha da geliştirebiliriz. Yaşı da uygun. Ve Türkiye futboluna da, Türkiye ligine de uygun olduğunu tespit ettik. Dedik ki bu oyuncuyu biz eğer bu yeteneklerini daha da üst seviyeye çıkarsak, fiziksel kapasitesini daha üst seviyeye çıkarsak... Hayalini kurdunuz kafanızda değil mi izlerken? Geldiğinde biraz tabii fiziksel olarak kilolu geldi. Buna özel diyetisyen tuttuk, kilo vermesini sağladık. Özel atletik performans hocamızı özellikle şeylerle çıkardık. Fitness değerlerini yukarıya çektik. Çünkü biraz tembel bir oyuncuydu. Daha fazla toplu oyunda daha fazla var ama topsuz oyunda mesela savunmaya desteği veya pres özelliği çok yoktu. Buna yönelik işte az evvel de konuştuğumuz gibi bu iletişimle kendisiyle sürekli birebir toplantılarda, analizlerde biz şu bugün her antrenmanımızı dronlarla çekiyoruz, kaydediyoruz ve ondan sonra ekip olarak izliyoruz. Antrenmanları izliyoruz. Sonra mesela ben oyuncuları bireysel çağırıyorum. Oyunculardan istediğim şeyleri drone'da işte izlediğiniz videoda bir daha gösteriyorum. İyi yaptığı şeyleri ödüllendirirken ama yapamadığı şeyleri de kendisine anlatıyorum. Ve bu şekilde istediğimi anlatıyorum. Ve nedenini de söylüyorum neden böyle istediğimi. Oyuncu da bunu zaten kabullenince ve bunu da uygulayınca sonucunda da bunun başarısını da alınca doğru yolda olduğunu ve hocanın isteğinin doğru olduğuna inandırınca iki taraf da bundan faydalanmış oluyor. Çünkü şey de kolay değil hocam. Mesela siz bence hani ilk başta koşullardan dolayı bir savunma futbolu oynadınız çok hafta. Daha sonra bir o hani klasik Saki oynatır bizim liglerdeki bütün takımlar. Evet. Siz oraya normalde sol açık oynayıp Ribeiro'yu çektiniz mesela. Evet. İşte Habit'le beraber bence bir takımın hani pozitif futbol oynamasının ilk bakılacak noktası savunma önündeki oyuncunun ne kadar pasör, teknik, vizyoner olmasıdır. Oraya bir sert bir oyuncu koymaktan ziyade. Ribeiro da mesela bunu kabul ediyor. Bu da bir iletişim becerisi değil mi? Onu kesinlikle. Onu oynamış, oynamış bir oyuncu. Mesela burada işte ilk haftalar daha fazla böyle topun arkasında savunma ağırlıklı oynattığımız mecburiyetten oynattığımız dönemlerde orada Saki'yi kullanıyordu. Bu da sağ olsun çok fedakarlık yaptı. Çok özverili oynuyordu ama özellikle birinci bölgeden savunmadan öne çıkışlarımızda pas yollarında, işte pas alışverişlerinde biraz sıkıntı yaşıyorduk. Ben Ruben'de bu pozisyonda oynayabileceği inancına sahip oldum. Kendisini çağırdım. Dedim ki ben seni bu 6 numarada 6-8 gibi oynatmak istiyorum dedim. Çocuk önce şaşırdı. Dedi ki hocam ben hayatımda oynayamadım dedi hani bunu. İlk defa sizden duyuyorum dedi hani.
Dedim ki bak Ruben dedim. Ben burada çok başarılı olacağımı inanıyorum. Çünkü koşu değerleri takımda en iyilerin arasında. Ondan sonra futbol bilgisi çok iyi. Erken karar vermesi çok iyi. Savunmaya değil çok iyi. Ve yüzü rakip kaleye dönüp daha iyi oynadığını tespit ettim. Dedim ki bak bunda bütün şeyler sende var. Ve orada inan bana dedim. Belki de kariyerinin en iyi performansını oynayacaksın dedim. Bak deneyelim dedim. Ben inanıyorum. Sen de inan dedim burada oynayabileceğine. Deneriz. Ne kadar güzel. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Denedik. Üzerine çalıştık. Anlattık. Oradaki istediğimiz şeyleri kendisine anlattık. Oynadıkça da o daha çok keyif almaya başladı. Şu anda çok mutlu oldu. Hatta bu maçtan sonra kendisiyle yine konuşma fırsatı buldum. Hem teşekkür ettim. Dedim ki bak bizim oyunumuzun daha kaliteli yere gelmesinde senin çok büyük pay sahibin var. Belki çok şu an bir Bopenze kadar bir gözle değil. Ama dedim ki bu takımın şu anki başarısında çok büyük emeğin, çok büyük payın var dedim. Belki çok ön planda kalmıyorsun ama dedim benim bu oyun tarzımda ve bu başarıda senin orada olman ve senin orada tabii. Özellikle birinci bölge, üçüncü bölgeye topu taşımanda takımın inanılmaz kalitesi arttı. Burada da önemli faktörlerden birisi senin oyun tarzın dedim. Onu ödüllendirmeye çalıştım ama bunu tabii ki içtenlikle söyledim. O çok da hoşuna gitti. Hocam gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde performans sergiliyorum ve keyif alıyorum. Her hafta da üzerine koyarak gidiyorum dedi. Ben de çok memnunum dedi. Tabii burada dedi, takımın başarısı en önemlisi. Şimdi burada Orhan Hocam analizlerde evet topu öne taşırken çok özellikli bir oyuncu ama aynı zamanda mesela az evvel de dediğin gibi 2-2'de ben yolladığım zaman iki stoperle kaldığımızda önlerinde Ruben kaldığında o dönen toplarda kademelere girmesi tabii ki oyun zekası da gerekiyor aslında. İnanılmaz bir oyun zekası var yani. Sürekli kafası yukarıda hem hücum sahasının hem de topu kaptırdıktan sonra verdiği reaksiyon inanılmaz çok kaliteli. Az önce anlattığınız ilişkiyi görünce Diouf'un hani Alex Ferguson'dan sonra benimle en iyi iletişim kuran dediniz çünkü hiçbir hoca böyle çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıyor. Yani söylüyor, yazıyor, geçiyor. Peki Diouf konusunda ben sana anlatayım Orhan Hocam. Şimdi Diouf mesela benim Hannover 96 döneminden beri çok beğendiğim, çok takip ettiğim bir oyuncu. Şimdi bu oyuncuyu baktık. Bunun 2 senedir Stoke City'de çok doğru dürüst maçı yok. İşte zaman zaman hocası sağ kanatta oynatmış ama böyle istatistiklere bakılırsa riskli bir oyuncu, risk transfer. 8 ama, maçı var hocam. Neredeyse 5 maç şampiyon çıktı. Ben ne yaptım? Bunu görüntüden izlerken bir tane pozisyon inanılmaz beni etkiledi. Rezerv ligde, Stoke City'de rezerv ligde oynuyor. Yani 23 yaş altına gönderilmişti evet. Evet. Rezerv ligde oynarken penaltı oluyor. Penaltıyı kendisi kullanmıyor. Arkadaşı golü çevirdikten sonra takım 2-0 geride kendi takımı. 2-1 atıyor takım arkadaşı ve Depar'la filedeki topu alıp Depar'la beraber orta sahaya santraya getiriyor. Hani biz bir Mahmet Diouf başka hani Türkiye'de düşünebiliyor musunuz? Bir tane öyle kariyerli oyuncu siz A2 takımına işte PAF takımına göndereceksiniz hafta sonu orada maç kondisyonu kazansın diye. Orada düşünün nasıl bir karakterli oyuncu olduğunu gördüm. Ve bu pozisyon beni, o görüntü beni çok etkiledi. Sizin hedefiniz hep bu futbol oynatmak ama yurt dışı var mı? Vallahi hiç kim herkesin tabii öyle bir hayali hedefi vardır. Benim de tabii ki ileriki yıllarda inşallah kendimi iyi hazırladığım bir dönemde yurt dışında bir takım çalıştırmak isterim tabii ki. Özellikle İngiliz futbolunu çok beğeniyorum. Çok da takip ettiğim bir lig. Oralarda inşallah bir gün bir Türk hocası olarak orada görev almak nasip olur. Ama dediğim gibi ben şu an daha işin başındayım. Benim için her antrenman, her maç kendimi geliştirmek için bir fırsat. Her antrenmandan, her maçtan bir şeyler öğreniyoruz. Her analizden bir şeyler öğrenebiliyoruz. Dediğim gibi ben bu işi yaparken gerçekten keyif almak istiyorum. İnsanlara da hem oyuncularımın keyif almasını sağlarken izleyenler de işte keyifli bir şekilde takımımızı izlemesini istiyorum. Bugün sizin gibi çok futbolu takip eden bir hocamız, çok iyi bilen bir hocamızın bile işte bizi izlerken keyif aldığınızı demeniz beni çok çok mutlu ediyor. Bunu genellikle dışarıdan duyuyorum. Çünkü dediğim gibi bu eninde sonunda çok büyük bir sektör.
Her bu dönemde taraftarların statlara giremediği bir dönemde televizyonun karşısında insanlara sunulan maçlar keyif vermesi gerekiyor yani orada, yoksa sıkıcı sıkıcı 10 kişiyle savunma yapıp da sırf skora yönelik oynamak beni çok mutlu etmiyor. Oyuncularım da bunu artık kavradılar. Onlar da bu oyundan keyif alıp ve böyle sonuca gittiğimizi görünce bunun üzerine koyuyorlar. Bizim her antrenmanımız, bütün antrenmanlarımız çok farklı. Biz hep hiçbir neredeyse antrenmanı ikinci, üçüncü kez yapmıyoruz. Hep farklı bölgelerde çalışıyoruz. Bazen sahayı mesela tamamen geniş olarak kullanıyoruz ama merkezde dar oluyor mesela. Veya uzunlamasında kullanıyoruz, baklava tarzında kullanıyoruz sırf merkezden hücum yapmak için. Ha, çok iyi. Evet. Bu oyuncuların, çünkü oyuncuların bu durumda problem çözmelerini istiyoruz. Kendilerini problem çözmelerini istiyoruz. Burada da bazı şartlar koyuyoruz. Mesela şeyi ben bunu işte Tuchel'den gördüm. Tuchel mesela ben de onu diyecektim size hocam. Baklava diliminde sahayı yapıyor. Adamın düşüncesi bunu yaparken diyor ki sahayı gerektiği kadar genişliğine, kullanabildiğin kadar da dikine kullanın diyor. Çünkü ama amaç kaleye gitmek değil mi? Sahayı genişletip bazen işte ben de çok biliyorum sahayı çok genişletip kullan diyor ama mesela amaç burada direkt kaleye gitmekse, özellikle bizim oynadığımız futbolda direkt kaleye gitmekse, ben hala bir kenar oyuncusunun çizgilerde hücuma çıkarken durup oradan topu alıp kaleye mesafesine uzun değil, direkt içeriye kadar girsin, beklerin yanına, stoper bekin arasında. Orada kazandığımız toplarda half space yaptığı koşularla, hatta beklerin oraya yaptığı koşularla direkt kaleye gidebilirim. Onu işte oyuncularıma tabii sağ baklava olduğu zaman, şimdi ben Tuhel'i dinlemiştim. Onun rule breaker diye bir şeyi vardı ve oradan anlatıyordu. O da diagonal pasa zorunlu bulmak için hiçbir zaman dikdörtgen sahada çalışmadım diyordu. Mainz döneminden bahsediyorum. Evet. Hep sizin gibi aynen. Sahayı baklava şeklinde yapıp oyuncuları artık mecburiyetten dolayı diagonal pasa zorluyordu veya o şeye giriyordu. Sizin anlatmanız enteresan geldi çünkü o da çok hücum futbolunu çok seviyor. İnanın bu antrenmanlarla Orhan Hocam, biz bu oyuncuların, özellikle öndeki hücum oyuncuların, orta saha oyuncuların bu şeyini alışkanlık haline getirdik. Sürekli dikine, kazandıkları toplarla sürekli dikine koşma. Aynı zamanda tabii burada şeyi de sağlıyorsunuz. Savunma da yaparken savunma bloku da birbirine yakın oluyor. Tabii. Aradan bu kez aynı şekilde savunmaya da geçişleri engelliyorsun rakibi. Hani o pas aralarına, pas kanallarına geçişlerine. Yani iki yönde. Hem burada savunmayı çalıştırırken bir faydası var. Hem de hücumsal anlamda da direkt kaleye o aralardan geçmeyi zorluyorsunuz. Mesela bunu eğer Tuchel yanına gitmemiş olsanız belki böyle bir şey aklınıza gelmeyecektir değil mi? Kesinlikle hiç gelmeyecek. Çünkü Türkiye'de benim futbolcu dönemde hiç gördüğüm bir metot değildi mesela. Çok iyi. Yani bu işte bir bilinç, büyük teknik direktörlerin yanında staja gidip bilinçli olmak çok şeyi değiştiriyor. Çünkü mesela bunu oradan gördünüz. Hiddink'ten mesela ilk başta bahsetmiştiniz. Yerleşik savunmaya nasıl yaparım, onun çözümünü arıyorlardı. Tabii. Şu yüzden... Roger Schmidt'ten de mesela çok beğendiğim ve ondan da işte mesela öğrendiğim şeylerden birisi. Bu öndeki baskıda hiçbir zaman baskıya giden arkadaşlar geriye düşünmemesi, hani böyle arkada ne doğru, baskıya kararlı gitmesi. Çünkü genelde bir futbolcu baskıya giderken işte buradan rakip beni geçerse veya buradan pasla çıkarlarsa arkada ne olur şeyiyle, bir kuşkusuyla çok rahat etmiyor. Burada zaman zaman ben oyuncularımı savunmada birebir bıraktırıyorum. İki stoperimi mesela, iki tane hücumcu oyuncuyla birebir bıraktırıyorum. Risk alıyorum mu? Alıyorum ama burada hem oyuncularıma, savunma oyuncularıma siz birebir de bu oyunu oynayabilirsiniz güvencesini veriyorum. Çünkü bu güven meselesi. Ve öndeki oyuncularımız ise sayısal anlamda baskıya gittiklerinde hem sayısal anlamda bizim sayımız fazla oluyor, hem de dediğim gibi olası bir geçişte yine başka bir oyuncumuzun hemen baskıya yardıma gitmesini sağlıyoruz. Bu çok önemli. Öbür türlü işte bir tane santrfor kalıp da 3 kişi savunmada, 4 kişi bırakıp da benim elime ne geç, 4'e 1 oyun şekline niye çevireyim bu oyunu? Eğer orada gerçekten birebir 2-2 bıraktırabiliyorsan onu ben tercih ediyorum. Tabii, yoksa
baskı yapıyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz. Tabii. Veya falan baskıya gidiyorsunuz. Rakip sizin baskıdan çıktığı zaman bu sefer rakibe geçiş oyunu sağlıyorsunuz ve geride de çok büyük boşluklar bırakıyorsunuz. Tabii. Zaten son dönemde hani tartışılan konu o. Öndekileri baskıya gönderiyorlar ama arkadakiler kalıyor. Aradaki evet. Hatlar arası bağlantı da çok kopuk olduğu zaman baskıyı evet. geçmek de kolay oluyor aslında. Evet. Takımın da boyu uzatılıyor ve sizin çünkü takım boyları da hep çok kısa. Bu yüzden evet. de topu kaybettiğinizde yeniden kazanmanız çok kolay oluyor. Diğer pressing'in çalışması daha kolay oluyor ve üst üste dediğim gibi Kasımpaşa'da atan ikinci golde hücum yaptı Hatayspor. Kaybetti, kazandı tekrardan çünkü çok kişiyle orada. Bir daha hücum yaptı. Üçüncü hücum golü getirdi mesela. İkisi Antalya maçımızı izlediniz mi bilmiyorum Orhan Hocam. Burada neredeyse 6 golün 6'sı da gegenpressle, evet. baskıyla elde ettiğimiz goller. Hani normalde bir rakip 2-3-0'dan sonra geriye çekilir. İşte biraz daha kontrollü oynar skoru. Biz hala orada 4'ü bulduk, 5'i bulduk. İkinci yarı yine pozisyonlara gelip daha da fark açabildik. Oyuncular çünkü çok iştahlı hani bu şeye inandıkları için evet. gelmediler. O aldıkları keyiften kaynaklanıyor. Geçenlerde Kingsley Coman'ın bir röportajını okudum. Ben diyorum, ben şey diyor işte o. Ben diyor, hani Juventus'ta Paris Saint-Germain'de çok büyük takımlarda oynadım. Tıpkı Bayern Münih evet. gibi. Buranın farkı diyor sadece, burayı 3-0'ı da 0-0'mış gibi oynuyor diyorlar. Evet. Siz de biraz öyle oldunuz yani. Bir de Hatayspor izlemeyenler için söylüyorum. İnanın bana, ben her maçı neredeyse izlemeye çalışıyorum. Ta ki Trabzon maçından sonra özellikle her maçını izlemişimdir. Attıkları golden fazla kaçırdıkları gol var. Kesinlikle. Yani yenildiğiniz 2-1 mesela, örnek veriyorum, kaybettiğiniz Malatyaspor maçıydı. Yani direklerden mi dönmedi, şeyler mi dönmedi? Keza Trabzonspor maçı. Yani atamadınız, Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçı en büyük örnek, ikinci yarısı. Şunu yani neredeyse 6 atıyorlar, 8 kaçırıyorlar. O şekilde hücumu oynuyorlar ve ben gerçekten ilk defa görüyorum. Genelde hep şunu tavsiye ediyorum çünkü yeni çıkmış takımlara. Diyorum ki mesela Premier Lig'de Norwich City gol rekoru kırarak çıktı. Ama o hücum futbolunu Premier Lig'de oynatmaya başlayınca düştü. Evet. Arkasından ikinci olan 20 gol daha az atan Sheffield United savunma futboluyla neredeyse Avrupa'ya gidiyordu. Evet. Bundesliga'da Paderborn hücum futboluyla çıktı, düştü. Union savunma kaldı. Ya da bunu sizin yaptığınız o savunmadan hücuma geçişi 1-1,5 yılda ancak yapıyorlar. Yavaş evet. yavaş. Siz de o yüzden bu kadar düşük bütçeli bir yani kurulmuş bir takımın ilk defa çıktığı ligde hücum futboluyla bu gelmesi inanılmaz bir seviye. Şimdi şunu sormak istiyorum tabii ki sonra tabii. yani sona gelirken 11 galibiyet, 6 beraberlik ki 7 mağlubiyetiniz var. Şimdi 6. sıradasınız. Bu sene sizin hedefiniz. Vallahi hedefimiz belki çok şey olacak, hani herkesin kullandığı şekilde, standart bir şekilde olacak ama maçtan maça bakıyoruz. Gerçekten öyle. Ben oyuncularımı her zaman, hiçbir zaman böyle farklı hedeflere koyup da baskı altına koymak istemem ama hedefimizi oyuncularıma diyorum ki beraber belirleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü maçtan maça biz yendiğimiz sürece hedefimiz hep önümüzde var olacak. Ama biz sahada eğer bugüne kadar yaptıklarımızın arkasına düşersek, gerisine düşersek o zaman da hedeften uzaklaşmış oluruz. Hedefimizde önümüzde bir fırsatımız varsa bunu sonuna kadar kovalayacağız. Ama daha çok uzun bir maraton var, daha çok maçlar var, sıkıntılı maçlar var. Onları oynamadan bir şey diyemiyoruz ama dediğim gibi özellikle keyif vermeye devam etmek isteyeceğiz. Bunu tabii keyfi verirken, keyfi alırken de sonuçları yansıtmaya çalışacağız. Tabii. Şimdi önümüzde yine önemli maçlara çıkacağız. Oradan sonra alacağımız sonuçlarla beraber önümüzde farklı bir hedef oluşabilirse onu sonuna kadar zorlayacağız. Mesela ligde sizin en beğendiğiniz takım kim hocam? Bari böyle sizin dışınızda böyle. Şu an açıkçası bana göre Beşiktaş çok formda, çok iyi futbol oynuyor. Alanyaspor keza öyle. Alanyaspor'da mesela bir oyun ne oynamak istediği belli. İşte mesela hem geçiş oyunu çok iyi oynayan takımlardan bir tanesi hem de kapalı savunmaya da özellikle bu pas kanallarıyla bir pozisyona bulmaya çalışıyorlar. O konuda şu an iki takımı çok beğeniyorum. Genelde teknik adamlar çok fazla eski futbolcu veyahut eski şey kullanıyorlar ama siz de evet. İşte Özhan ikimizin de tanıdığı bir isim ama bunun dışındaki evet. isimler de illa eski futbolcu olması bizim Özhan gibi isimler orada. Bu da sıra dışı bir içerik aslında. Evet.
Ya Özhan hocam benim mi? Özhan hoca benim birinci yardımcım ve benim sağ kolum. Gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum. Çok büyük yardımı oluyor her konuda. Sağ içerisinde, sağ dışında. Belki kariyerinde hiç profesyonel futbol oynamamış ama futbolun her yerinde daha önce inanılmaz tecrübeler kazanmış. Kesinlikle. Scouting departmanında Bursaspor'un şampiyonluk döneminde analizci olarak, şef analizcisi olarak, ondan sonra yardımcı hoca olarak, gerçekten birinci hoca olarak geçen sene Kastamonuspor'da bir dönem görev aldı. Her yerde gerçekten kendini en iyi şekilde geliştirmiş. Onunla birlikte İsmail hocam var. İsmail Serbest hocam daha önce Paul Ege'nin yanında yardımcılık, Bursaspor'da yardımcı antrenörlük yapmış. Uzun yıllar İnegöl Spor'da özellikle futbol oynamış. Mehmet Kale hocamız var. Atletik performans hocamız. Aynı zamanda Eskişehir Üniversitesi'nde kendisi doçent. Atletik milli takımında da dönem dönem antrenörlük yaptı. Coşkun hocamız var. Analizcimiz kendisi bu konuda belki Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Hem çalışkanlığıyla hem analiz konusunda inanılmaz bilgili, donanımlı. Burada sağ olsun geldiğimiz günden beri de aslen buralı olan, buradan yetişmiş olan Gökhan Zan hocamız var. O da bize burada tabii geldiğimizden beri çok yardımcı oldu, çok destekçi oldu. Çok güzel, özellikle ekim içerisinde çok güzel bir uyum var. Herkes işinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hiç kimse ben oldum, biz olduk değil. Biz nasıl daha iyi oluruz, neleri daha da geliştirmemiz gerekiyor düşüncesine sahip. Bizi başarıya götürenlerden özellikle hoca olarak, ekip olarak bunlar. Tabii bu başarıda en büyük pay sahibi futbolcu arkadaşlarımız. Onlar olmasa biz de şu ana kadar elde ettiğimiz başarıyı elde edemezdik. Evet hocam, yolun başındasınız. Onu evet. Biliyorum. Almanya'dan, St. Pauli'den oradan geldiniz. Buralarda inanılmaz bir mucizevi şampiyonluk yaşadınız. Futbolcu olarak evet. 30'dan sonra da olsa milli takıma girdiniz. Tüm evet. Türkiye'nin yani futbolcu olarak sizi tanımayan insan yok ama teknik direktör olarak henüz yolun başında olmanıza rağmen yaptığınız inanılmaz güzel. Hem İngilizceniz var, hem Almancanız var, hem de dünyaya açılan bir pencereniz var. Tamam, ben çok az potansiyelli, çok az teknik direktör var. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorlar ama o açıdan bir umutsunuz bizim için. İnşallah. Hem burada hem Türkiye'nin zirve takımlarında hem de Avrupa'da bizi temsil edeceğinize ben inanıyorum. Bugün İnşallah. Olmasa yarın. İnşallah. İnşallah. Çok gider. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için. Tekrardan size başarılar diliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için, kendimizi ifade edebilme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha uzun uzun böyle güzel futbol sohbetleri yapabiliriz hocam. İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.